Merhaba arkadaşlar. Bugün size acılı ezme yapacağım. Önce maydanozlardan başlayalım. Yarım demet maydanozu çok ufak bir şekilde doğruyorum. Eğer maydanozla iş yapacaksanız saplarınızı güzel ayırın arkadaşlar. Bir şeye benzesin. Dişlerin arasında takılıyor böyle saplar olduğu vakit. Yemek mi yiyeceğiz, maydanoz sapı mı ayıracağız? Önce çok güzel kıydığım maydanozları tamamını boşaltıyorum. İki adet dişli sivri biber. Büyük ihtimal acıdır bunlar arkadaşlar. Bunları da şu şekilde alıp içini temizliyoruz. Çok ince bir şekilde doğrayacağız bunları da. Bıçakla çalışırken dikkat. Gördüğünüz şekilde doğruyoruz. Kabımızı boşaltıyoruz. İki tane normal yeşil biber. Ufak var. Onları da doğruyoruz. Aynı şekilde bir büyük kapya biber de doğruyoruz, incecik. İki büyük diş sarımsağı yine incecik doğruyoruz. Bir adet orta boy beyaz soğanı aynı şekilde çok ufak dinleyip doğruyoruz yine. Soğanlarımızı doğradık. Sırada domatesimiz var. 4 tane orta boy domatesi. Kabuklarını soydum. Siz isterseniz kabuklarını soymayabilirsiniz. Böyle yapan da var. Şu şekilde çok ufak küp küp yapıyoruz. Domateslerimiz hazır. Şimdi gelelim bu işin baharat kısmına. Arkadaşlar ben domates salçası kullanmayacağım.
Onun yanına 2 yemek kaşığı dolu dolu acı biber salçası. Bunu marketlerde bulabilirsiniz. Tatlı bir acı. 1 yemek kaşığı, şey 1 tatlı kaşığı pul biber atıyorum. 1 tatlı kaşığı toz biber atıyorum. 1 tatlı kaşığı da sumak atıyorum. Sumak bunun olmazsa olmazı bence. Çok güzel bir tat veriyor. Biraz da karabiber. Şöyle çekme karabiber atıyorum arkadaşlar. Çok karabiber çok değil. Bence nane az, yarım tatlı kaşığı. Tabii ki tuz olmadan da olmaz değil mi? Tuz ne kadar? Tuzla hemen hemen bir tatlı kaşığından biraz az bence. Ve bunu bir güzel karıştırıyoruz. Yalnız burada bir şey daha unuttuk. Çay bardağı da sızma zeytinyağı. Arkadaşlar yemeklerde kullandığımız, salatalarda kullandığımız pardon. Şimdi bunu güzelce karıştırıyoruz. Tabii herkesin damak zevkine göre bu iş yapılır da yani de ortalama bir ezme budur. Benim burada çoğundan farkım domates salçası kullanmamam. Çünkü domatesini bol attım. Salça yerine domates kullanıyorum. Acı biber salçası başka bir şey. Onun kendine özel acılığı var. Burada tuz oranı tamamen size kalmış arkadaşlar. Baharat oranı. Şöyle bakalım, bir servis yapalım, nasıl olacak? Tabii ki siz bu kadar yapmazsınız, nüfusa göre yapılacak arkadaşlar bu. Ama acılı ezmeyi çok seven var, bunu salata gibi yiyen var. Yani bunu ekmek banıp bile yiyen var. Yardımcı yemek dışında yemek olarak tüketebilirsiniz. Yani zayıflamak için de birebir. Evet arkadaşlar. Ezmemiz hazır. Ben tadına baktım. Orta acı çok şahane oldu. Yani herkesin ortalama bir zevkle yiyebilecek kadar oldu. Acı miktarını arttırabilirsiniz, azaltabilirsiniz ama bence şu anda mükemmel bir ayar oldu. Denemenizi tavsiye ediyorum. Afiyet olsun.